Benim fikirlerimle ilgili bir eleştiri varmış. KRT televizyonunda Akıl Çelen programında yaptığım bir sohbet. Karşımda Türker Ertürk vardı. Program sunucusu Ferit Atay idi. Ee, orada Erdoğan'ı eleştiren bir konuşma yapmıştım. Hepsi de dinledi ve alkışladılar. Şimdi bu çok uzatmak istemiyorum da İyi Parti'nin ve CHP'de bazı insanların Atatürk e, düşmanlığı yapan bazılarının Atatürk'e kefere diyenlerin yönetime e, yönetimde olan bazılarının Atatürk'e kefere diyenleri var biliyorsunuz. Bunların yaptığı bir koygoy var. Şimdi bizim yaptığımız eleştirilere cevap veremeyince vay Hulki Efendi de bak ne demişti ona bir bakalım eski defterle. Dün ne dediysem ee, onlar delikanlılıkta anlamadıkları için ben delikanlılıkta yine de cevap vereceğim. Dün ne dediysem bugün de arkasındayım. Peki bugün niye farklı konuşuyorsun? Bugün farklı konuşmuyorum. Yok efendim Erdoğancı mı oldu Atatürkçüydü? Ya, Atatürkçülük Erdoğancı olmanın da Kemalci olmanın da çok üstündedir. Bana geçen gün tweette bir arkadaş, yani arkadaş değil izleyici e, en sevdiğim Kemalist CHP'li diye yazmıştı. Dedim ki ben CHP'li değilim ben Atatürkçü. Halen aynı şeyi söylüyorum. CHP'nin bugünkü yönetimi Atatürkçü değil diye eleştiriyorum yorum yaptığım televizyonlarda. Haklıyım. 19 yıl AKP eleştirdim. Bunlar kayıtlara giriyor şimdi söylediklerim. Bunları da YouTube'dan alır, kullanırsınız ama işinize gelmediği için kullanacağınızı zannetmiyorum. O fesatlar için söylüyorum. Çok da önemli değil. Hani üzerine gidip de söylenecek bir şey değil ama. Bugünkü CHP yönetiminin Atatürk'e sahip çıkmamasına, 72 yıldır tek başına iktidar olamamasına, Atatürkçüyüz, Atatürk ilkelerine altı ilke, mesela milliyetçiliğe sahip çıkmadığını, devletçiliğe sahip çıkmadığını, laikliğe yeterince sahip çıkmadığını söylüyorum. Şimdi az önce CHP'li Sayın Yılmaz Ateş, Kemal Kılıçdaroğlu'nda birçok örnekler vererek birçok kadın siyasetçinin siyasi hayatına son verdiğini söyledi. Şimdi bazen bu buralarda güç odaklarında öyle fırtınalara koparıyorlar kendi aralarında. Sonra kendilerine inanıyorlar. Özetle söyleyeyim. Ben şunu söylemiştim. Efendim bir tanesi e, şehit kardeşine bacısı üzerinden ana avrat küfreden Lütfi Türkkan mesela beni eleştirmiş. E, bir şarkıcı eleştirmiş. Bir Memduh Bayraktaroğlu isimli bir gazeteci eleştirmiş falan filan. Şimdi isimleri hiç önemli değil. Ama ben bazı geçmişi kirli gazetecilerin, hepiniz biliyorsunuz, ben de biliyorum. Geçmişi kirli, geçmiş siyasi dönemlerde kimlerin tetikçilik ve nasıl tetik tetikçilik yaptığını biliyorum. Burada teker teker ortaya dökeriz ama konu o değil. Siz de biliyorsunuz, toplum da biliyor. Şehit e, kardeşine, kız kardeşi üzerinden ana avrat küfreden birisini çok eleştirdik. O şimdi efendim Huyki Cevizoğlu eskiden bunu söylemiş. Vay Erdoğancı olmuş. Bir daha söylüyorum. Anlamazlar ama bir daha söylüyorum. Ben Erdoğancı değilim. Ben Kemalci değilim. Ben Mustafa Kemalciyim. Sadece Mustafa Kemalci değil. Mustafa Kemal Atatürkçü. Eskiden de öyleydim. Şimdi de böyle. Böyle ortaya çıkıp da boş boş konuşan sözde Atatürkçülerden de değilim. Geçmişim söylemesi çok ayıptır iki tanesi ortak yayın olmak üzere toplam yazdığım 54 tane kitap var. 52 tane kitabı kendim yazdım. Piyasada. Bunların çoğunda Atatürkçülüğü nasıl savunduğumu, ekranlarda nasıl anlattığımı, yani bir takım salon Atatürkçüsü gibi değildim. Sokakta nasıl mücadele ettiğimi, bağımsız milletvekili adayı olarak nasıl mücadele ettiğimi herkes biliyor. Şimdi geçmişinde Atatürk mücadelesi vermeyen bir takım insanların, Bugün Atatürk'e sahip çıkmayanların böyle eleştiri yapmaları kendilerini gizlemeye yönelik kamuflaj anlamına geliyor. Demiştim ki, özetliyorum hemen, yani sabaha kadar konuşacağım bir konu da gerek yok, konuklarımın zamanını çalmayayım. Hazreti Muhammed, Peygamber Efendimiz demiştim. Bugün gelse bile Erdoğan'dan yüksek oy alamaz. Mustafa Kemal Atatürk mezarından çıksa gelse dirilse Bugün CHP'nin aldığı oydan fazlasını alamaz dedim. Dün bunu söyledim. Öyle Atatürk'e kefere diyenler, şehit yakınlarına küfredenler, eski partilerden kapanmış bir partinin gazeteci kılığıyla tetikçiliğini yapanlar hepsi hepsi duruyor ortalıkta. Arşivlere girin hepsi var. Gerekse ben açarım o arşivleri. Bunların ipe sapa gelmez sözleriyle anlamlandırmayalım benim sözlerimi. Ben şunu kastettim. Şu anda da aynı görüşteyim. Şu anda da aynı görüşteyim. Delikanlıca konuşurum. Geçmişte de öyleydim, şimdi de öyleyim. Şunu söylüyorum. Atatürk'ü ve peygamberimizi öyle yanlış anlattılar ki bize. Bugün Atatürk gelse, ya sen Atatürk değilsin. Çünkü biz Atatürkçülüğü böyle öğrendik. Bize böyle anlattılar diyerek Atatürk'ü kovalarlar bile dedim. Ayrıca Atatürk ve Hazreti Muhammed seçimle gelmedi. Hazreti Muhammed'in tek seçicisi vardı. Allah seçti değil mi? Peygamberlerin hepsini o seçiyor. Yani peygamberlik bütün dünyada halk oylamasıyla mı oluyor? Yok. O ayrı bir alan. Kutsal bir alan. O kutsal bir alan. O kutsalları siyasetiniz alet etmeyin. Ben siyasetçileri eleştirdim. Yani Hz. Muhammed Erdoğan'dan büyüktür demedim. Öyle kulağınızın arkasından anlarsanız zaten yapacak bir şey yok. Zeka seviyeniz odur. Beni eleştirmeye çalışanlara söylüyorum bu sözü. Atatürk için de öyle. Atatürk Kemal Kılıçdaroğlu veya bir başka genel başkanı CHP'nin Atatürk'ten büyüktür. O yüzden Atatürk dirilip gelse oyalamaz de, o anlama gelmiyor onu demedim. Çok basit düz bir cümle. Atatürk'ü de Hazreti Muhammed'i de yanlış anlatan çevreler olmuştur. Bugün de kendi siyasi emellerine yönelik çalışanlar var. O yüzden söyledim onu. Ya Atatürk meclise girmesin diye o dönemde bile en güçlü olduğu dönemde bile milletvekili olana kadar rahmetlinin canı çıktı. Atatürk'ü meclise sokmamak için kanun çıkarıyorlardı. Son 5 yılda doğum yeri şu andaki Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olmayanlar aday olamaz diye kanun çıkarıyorlardı. Atatürk Selanik'te doğdu malum. Selanik TC sınırları dışında kaldı. Atatürk'ü o dönemde bile milletvekili yapmıyorlardı. Bunları bunları kastettim. Yani siyasetçilerin bazı siyasetçilerin hele bu şimdi sözde eleştiri yapmaya çalışan sahte Atatürkçülerin oradan vay Hulki Ceviz oldu da şu oldu bu oldu. Bak açık açık net söyledim. Her zaman çok açık ve netimdir. Atatürkçüydüm, Atatürkçüyüm öyle kalacağım. Öyle milletvekilliği için başka bir maddi manevi çıkar için ilkelerinden taviz vermeyen bir insanım. Bu tabi Türkiye'de az görülen bir şey. Bütün taviz vermeyen ilkelerine sahip çıkan gazeteci, politikacı, aydınları, sizleri kutluyorum. Şimdi e, ayrıca benim dışında bir konu ama bağlantılı. AKP'li olmak Türkiye'de ayıp mı? Niye ayıp gösteriyorsunuz? 16 milyon mu oy aldı? 25 milyon mu oy aldı AKP? Ya AKP'ye oy verenleri nasıl siz aşağılamaya çalışıyorsunuz? Kendiniz oy alamadınız, iktidara gelemediniz diye. Ya AKP'ye oy verenler de şerefli vatandaşlar değil mi? Böyle bir şey olur mu? Yani Hulki Cevizoğlu Erdoğan'cı mı oldu, AKP'li mi oldu? değilim. Ama ben AKP'ye oy vereceğim desem. Ya şerefsiz mi olacağız? 25 milyon insan şerefsiz mi bu ülkede? Ne kadar büyük bir hakaret yapıyorsunuz. Bunu yok Twitter'da yok e, uydur kaydır YouTube kanallarında söylemeniz haksızlık, etik dışı ve aslında bunları söylemek namussuzluk değil mi? Bunu söyleyenlere e, bu laflar gidiyordur diye düşünüyorum. Evet.